Sevgili takipçilerim, 18 Temmuz haftası nelere dikkat etmeniz lazım? Sadece uyarı yapıyorum. Çok hastayım. Yani Temmuz birden bu yana devam eden bir sağlık problemim var. Ama siz de bilgisiz kalmanızı istemedim. Sevgili koçlar, 18 Temmuz Venüs Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. İlişkilerinizle alakalı uzun süredir çözemediğiniz birçok nokta kolay bir şekilde aydınlığa girecek. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Bu geçişte ağır bir enerjiler söz konusu olabilir. Farkında olmayarak hayatınızda yenilikler, iş konusunda beklenmedik teklifler, şansınızla alakalı birçok nokta yeniden hareketlenmiş olacak gözüküyor. Ve Kiron geri hareketli, Koç'ta geri hareketine başlayacak. Duygusal yönlerinizi ve karmaşıklıkları görmenizi öneriyorum. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Odak noktalarınız tamamıyla iş ve hobi alanlarınızla alakalı iyileştirmek istediğiniz birçok noktaya artık erişmeye başladınız. Ve sizinle ilgili mutlu olacak projelerde yer alacağınızı gösteriyor. Sevgili boğalar, o 18 Temmuz'da Venüs Yengeç'te huzur anlamındaki yaşam kalitenizi arttırmak, bol keyifli yolculuklar, eğitim ve kariyer hayatınızla alakalı ekstra paralar harcayabilirsiniz ve bu sizin güçlenmenize yardımcı olacak. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu'na geçişini yapıyor. Siz bu dönem kendi alanınızdaki insanlar tarafından ciddi bir teste tabi olabilirsiniz. Hedeflerinizle alakalı harcamalar, yolculuklar, birçok nokta size ekstra olumluluklar katabilir. Mümkün olduğu kadar sabırlı olmanızı öneriyorum. 22 Temmuz'da Güneş Aslan noktasına geçecek. Odaklanmamız gereken, evle alakalı vakit geçirebilir, çözmeniz gereken yenilikler, bunlarla ilgili güzel oluşumlar yaptığınız takdirde bu hafta keyifli bir süreci tamamlayacaksınız. Sevgili ikizler, hastayım vallahi, idare edin beni. Beğenmemezlik yapmayın. Sevgili ikizler, Venüs Yengeç Burcu'nda kazançlarınız artacak, maddi konularda kendinizi hedef noktanızı eriştireceksiniz. Merkür Aslan Burcu'na geçiş yapacak 19 Temmuz'da. Ağır gezegenler tarafından test edileceksiniz. Fazlasıyla yorucu, fazlasıyla sıkıcı bir tempo yaşayacaksınız. Ama 23 Temmuz tarihinde şans gezegeni Jüpiter tarafından destekleneceğiniz için birçok anlaşma, yenilik, yeni fırsatlar, yeni oluşumlar size ekstra güçlenmenize fayda sağlayacak. Çok uzun süredir gitmediğiniz seyahatler, ailenizle geçirmediğiniz birçok noktayı da farkında olarak geçirmiş olacaksınız ve hataları, aksilikleri önleyeceksiniz. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na odaklı, her şey değişiyor. Yani hayatınızdaki yenilikler, yeni fırsatlar size renk katacak ve bu renklilik sizin tekrar olgunlaşmanıza yardımcı olacak diyorum. Sevgili yengeçler, Venüs artık sizin enerjinizde. Yengeçte yani 18 Temmuz'da sevgili yengeçler, birçok ilişkiler konusunda sorunlar yaşamış olduğunuz her şeye odak süreci tamamlayacaksınız. Sizin açınızdan fiziksel görünümde özen göstereceğiniz süreç söz konusu olacak. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Bütün gezegenler ağır bir şekilde ilerleyeceği için siz de birçok noktada test edileceksiniz. Eşiniz, kariyeriniz, hayatla alakalı noktalarınızla ilgili dokunmanız gereken birçok nokta size. Ama unutmayın, 22 Temmuz'da da Güneş Aslan Burcu'na odak noktamız değişecek. Para konularımızda iyileşmek isteyeceğiz. Alım satım konularımız, seyahatler, farklı alanlarda yer alacak yenilikler size gayet uzlaşmayı, gayet başarılı olmayı gösterecek diyorum. Sevgili aslanlar, yani Merkür Aslan'a geçiş yapıyor. Venüs Yengeç Burcu'nda. Yani şunu demek istiyorum, acayip sıkı bir tempo, hedef noktalarınızla alakalı birçok noktada yenilikler ve Güneş Aslan artık doğum gününüz, doğum günü enerjiniz kutlu olsun diyorum. Kötü olan hareketler, etrafınızda iyilik saçacağınız, hayır yapacağınız ve birçok noktada riskleri göze alarak hayatınızdaki her şeyi değiştirmek istiyorsunuz. Evet, değişim şart, siz bunu uzun süredir planlıyordunuz.
ve yurt dışı, şehir dışı evraklarınızla alakalı aksilikleri birebir kendiniz takip edeceksiniz. Hedef noktanıza doğru özel ilişkilerinizle alakalı hep terapi seansları alabilir. Karı koca hayatımızdaki yaşadığımız krizleri düzeltmemiz ve onunla ilgili yaşadığımız sorunları da en iyi şekilde toparlayabiliriz diyorum. Sevgili Başaklar, Venüs Yengeç'te birkaç gündür ilişkiler konusunda sorunlar ve para konusunda gereksiz abartılar. Yakın dostlarınızdan çok fazla destek alabilir. Bu sosyal etkinlikleri arttırmak isteyebilir. Hayatınızdaki yeniliklere ekstra yenilik katacaksınız. Bu da size keyfi. Merkür Aslan Burcu'nda ağır gezegenler tarafından çok büyük teste sahip olacaksınız siz de. Farkında olmayarak kendi içinizdeki yeni imzalar, yeni yolculuklar, yeni eğitim ve tarihlerdeki yapacağınız her nokta size ekstra kazanç sağlayacak. Farkında olmayarak enerjinizi yüksek tutacaksınız. Güneş sizin evinizde, doğum gününüz kutlu olsun. Ya doğum günü aslanların kutlu olsun sevgili Başaklar. Güneş Aslan Burcu'na geçişte çalışma temponuzda farklı anlaşmalar, konumunuzla alakalı birçok noktada da güzellikler size keyif verecek diyorum. Sevgili Teraziler, Venüs Yengeç'te, hiç benim tarzım olmayan bir yorum yapıyorum, haklısınız. Merkür Aslan'da geçişini 19'unda gerçekleştirecek. Birçok noktada yapmak istediğiniz aksilikler, problemler, bazı sıkıntılar bekleyebilir. Korkmayın, mücadeleniz, hedef noktanız neyse bununla ilgili çok güzel aydınlanmalar yaşayacaksınız. Birkaç gündür yakın dostlarınız, yakın çevrenizle alakalı iletişimdeki yaşanan krizleri düzeltmek, yeni yolculuklar, yeni evreler yaratabilir ve bu yaratacağınız evrelerde size mutluluk katacak olarak gözüküyor. Evet, aşk konusunda özellikle uzun süredir beklediğiniz birinden çok güzel bir sevinç ve bu sevinçle birlikte evlilik ya da evlenme konunuz daha ferah bir noktaya geçiş sağlayacak. Boşanmayı düşünenlerde ciddi krizlere hazır olmanız lazım. Sevgili Akrepler, 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Çözmek istediğiniz, tıkanmış olan birçok konuda çok güzel bir nefes alma evresi yaşayacaksınız. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu geçişi çok yorucu tempolarını, geçmişteki ağır süreçleri en iyi test edeceğiniz bir hafta. 4 Ağustos'a kadar devam edeceği için gerçekten hiçbir şey elinizden kaçırmamanız lazım. Para ekonomisi, standart evrenizde doğru noktada kontrol edelim diyorum. Merkür Aslan 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiş yapıyor. Yakın dedikodulara birçok noktaya maruz kalabilir. İşinizde zarar noktası yaşanabilir ve bu sizi yıpratmasın. Rica ediyorum, odak noktanız neyse bundan vazgeçmeyin. Sevgili Yaylar, Venüs 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Yani aile çözmek ve finansal konularınız, kredi, vergilerle alakalı birçok nokta tez üstümüze gelebilir. Desteklenmek isteyeceğiz bir hafta. O yüzden kontrollü olmanızı öneriyorum. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu geçişi yapıyor. Bütün ağır gezegenler tarafından teste tabi tutulacaksınız. Ve hiç olmadık olaylar ve birçok noktada da Jüpiter sizi her noktada destekleyecek ama önemli yolculukları ve kendi hayatınızla ilgili gitmek istediğiniz yolculuklar size çok güzel iş kapıları, yenilikler ve yeni fırsatlar yaratacak. 22 Temmuz'da da Güneş Aslan geçişi yapıyor. Ne olabilir? Uluslararası iş seyahatleriniz yapacağınız birçok anlaşmanın keyfini ve gülümsemesini tadacaksınız. Bu da size iyi gelecek diyorum. Sevgili Oğlaklar, 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu geçişini sağlıyor. İlişki, aile, huzur noktalarınızla alakalı çok güzel keyif alacağınız ve sizi mutlu edecek dengeler var. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu geçişi sıkı takip ettiğiniz konularla ilgili güzel beklentilere geçiş sağlayacak ve gerçekten de konum ve hedef noktanızla ilgili noktada büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız sevgili Oğlaklar. Ve en önemli şey de destekleyici maddi evreleriniz ve maddi konularınızda sigorta konularımız gündeme gelebilir. Trafik konularımız ciddi anlamda sorun yaratabilir. Güneş Aslan geçişini sağlayacak 22 Temmuz'da. Sadece eğitim, borçlarınızla alakalı odak noktanızı görmeniz lazım. Sevgili Koalar, vallahi nefes almadan yapıyorum. Nefesimde sıkıntı var çünkü. 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu geçişi
Toprak alım satım konularımızla alakalı ve iş alında değişimlere söz konusu olacak. Ama bu geçişler sizi zorlamasın. Doğru gözetim ve doğru evreleri sağlayabilirsin. Sağlık konusunda tedaviler ve bu tarz noktalar biraz bizi sıkıntıya düşürebilir. Sağlığımızı ihmal etmememiz gerekiyor. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu seyrini gerçekleştirecek. Ağır gezegenler, çok yorucu ve stresli olup her konuda teste tabi olsanız da her konuyu başarıyla atlatmış olacaksınız. Yurt dışı evrak ya da şehir dışı evraklarınızla alakalı noktada çok güzel fayda sağlayacağınız imkanlarınız var. Korkmanıza gerek yok diyorum. Güzellikler var. Aşk konusunda yeni ilişki, sözleşmeli ilişkiler ya da sakladığınız olaylar açığa çıkabilir. Aman dikkatli olunuz. Sevgili balıklar, yani 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu geçiş yapıyor. Birkaç noktada yaşadığınız taşınma, ailevi sorunlar, içindeki yaşadığınız evliliğinizle ilgili krizlere yön açacak bazı olayları şimdiden gözden kaçırmayalım. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu geçişi, yani bir sürü gezegenler tarafından tetikleneceksiniz ama işiniz ve odaklanmanız gereken birçok noktayı en iyi şekilde dengeleyebilirsiniz. Jüpiter sizin gerçekten size şans getirecek ve bu şanslarla birlikte evlilik cesaretiniz yoksa evlilik teklif edebilirsiniz. İş anlaşmanız yoksa yeni bir anlaşmaya geçiş yapabilirsiniz. Bunlar yeni adımları zorlayıcı da olsa size güzel fırsatlar yaratacak. Maaş konusunda iyileşmesini istediğiniz yenilikler var. 22 Temmuz'da Güneş Aslan'a geçiyor. Odak noktanız maaş olabilir, para noktalarınız olabilir ama her şeyden önemlisi sağlık olsun. Bu hafta beni böyle idare edin canlarım. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki hafta daha uzun ve daha keyifli yapmayı vallahi yemin ediyorum zorlandım. Size böyle selam veriyorum. Çok hastayım. Dudağım falan hep yara. Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.